Herkese merhabalar. Bu dersimizi 3ds Max'in program ayarlarına ve tabii ki çizimlerimizi yapmadan başlamadan önce mutlaka dikkat etmemiz gereken ölçü ayarlarına bakacağız. Program ayarları için yukarıdaki text bazlı menümüzden Customize kısmına gelip Preferences kısmına tıklayabilirsiniz. Burada sekmeler halinde programımızın genel ayarlarını göreceksiniz. Şu anda çok fazla ayar değiştirmeyeceğiz. Sadece size göstermek için bu menüyü açtım. Ama siz yine arzu ederseniz Ctrl Z ile kaç basamak geri dönebileceğimizi Scene General sekmesinden Scene Undo kısmından ayarlayabilirsiniz. Files kısmında da bizim için önemli bir ayar var. Bakın burada Auto Backup yani otomatik güvenlik save'i alma ayarımız mevcut. 3ds Max'in kendine özel bir klasörü var. Bilgisayarınızda dokümanlar kısmına gelirseniz 3ds Max klasöründe burada AutoBack isimli klasör bu backup dosyalarının kaydedildiği yerdir. Bakın 3 tane backup dosyası kaydedilmiş. Bu dosyaların isimleri sizin çizim dosya isimlerinizle ilgili değildir. AutoBackup olarak kaydedilirler. İşte 3 tane olmasının sebebi bizim 3ds Max'te Files kısmında AutoBackup'ın açık olması ve 3 adet backup dosyasına izin vermemiz. Altında da görüyorsunuz backup interval minutes yani kaç dakikada bir backup alayım şeyi var, ayarımız var. Şu an 3ds Max ne çiziyor olursanız olun, hangi proje olursa olsun son 15 dakikada yani 5 dakikada bir 3 dosyada geriye dönük kaydettiği için olur da bir sorun yaşarsanız son 15 dakikadaki dosyalarınızın 5 dakika aralıklarla hallerine ulaşabilirsiniz. Şimdi bu çok güzel bir özellik gibi görünüyor. Ama ben bu özelliği kapatıyorum. Bunun sebebi de şu. Özellikle karmaşık, kalabalık sahneler çalışırken bu 5 dakikada bir kaydetme işlemleri böyle biraz uzun sürebiliyor. Hani 20 saniye, 30 saniye süren kaydetme işlemleri olabiliyor ya da 10 saniye, 15 saniye. Ki yavaş bilgisayarlarda dakikalarca süren kaydetme işlemleri olabiliyor. O zaman ne oluyor? Siz çalışırken hiç kaydetmeye ihtiyacınız olmayan bir anda işinize saniyeler boyunca belki dakikalar boyunca ara hani böyle bekliyorsunuz kaydetsin diye. Ben bunu tercih etmediğim için bunu kapatıyorum. Hocam backup save olsa iyi olmaz mıydı? Hani işte sıkıntı yaşamamızı engellerdi diye düşünebilirsiniz. Burada sizlere tavsiyem sıkıntı yaşamamanın yolu programa backup save'i aldırtmak değil. Kendiniz düzenli olarak çizerken çizimlerinizi kaydetmeyi unutmayacaksınız. Bu kadar basit. Yani ne zaman ki önemli bir şey yaptınız, ne zaman ki "Aa bu güzel oldu." dediniz, hemen kaydedeceksiniz dosyanızı. Yani programın 5 dakikada bir aldığı backup'a güvenmektense kendiniz sürekli çizimlerinizi kaydetme alışkanlığını lütfen edinin. Dediğim gibi ben backup'ı kapatıyorum burada. Viewport ayarları vesaire görüyorsunuz buradaki sekmelere göz atabilirsiniz. Şu anda burada başka bir şey ayarlamayacağız. Okey deyip çıkıyorum. Sonra yine Customize'a geliyorum. Bu sefer Unit Setup. İşte bir şeyler çizmeye başlayacaksak mutlaka Unit Setup'a gelip ölçü ayarlarımızı yapacağız. Programlar ölçü birimlerini çok umursamazlar aslında. Hani siz ne çizerseniz çizin, program ölçü birimi söylemeseniz de birim cinsinden yani burası 3 birimse şurası 5 birim diye oranları takip ederek çizimini yapar. Ama tabii biz gerçek hayatta bir karşılığı olması için çizdiğimiz şeyin ölçeklendirilmesinde gerçek hayatta bir tutarlılığımız olması için burada yine ölçü birimlerimizi seçmemiz kıymetli. İki tane noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın tekrar açalım. Customize'dan Unit Setup'ı açtık. Güzel. Önünüze çıkan ilk menüdeki ölçü ayarı Display Unit Scale yani görüntülenen menülerde size söylenilecek olan ölçü birimi. Bunu metrik düzende santimetre olarak ayarlıyorum. Kursumuzda da genelde böyle çalışacağız. Mimari çalışmalarda genelde bu şekilde ilerliyorum. Hatta çok büyük bir bina çiziyorsanız falan metre olarak vesaire de çalışabilirsiniz. Ama burada sadece görüntülenen yani menülerde bize söylenecek ölçü birimi ayarlanmış oluyor. Burada ne ayarladıysanız aynısını System Unit Setup'a gelip burada da ayarlamayı lütfen unutmayın. Yoksa 3ds Max iç hesaplarını inç olarak mesela burası inç olursa
Siz bir yazıp enterladığınızda bir yere 3ds Max 1 inç gibi kabul eder. 1 inçlik hareket yapar. Menüde ise size işte 2,54 kaydırdım diye gösterir. Yani iç hesaplamalarda kullanılacak ölçü birimiyle menülerde size sonuç olarak gösterilecek ölçü birimlerini aynı yapmazsanız büyük karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Burada mutlaka hangi ölçü birimiyle çalışmak istiyorsanız hem system unit setup'ınızı santimetreye şöyle getiriyorum. Okeyliyorum. Hem de display unit scale'inizi aynı ölçü birimi seçmeye çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları ayarladıktan sonra çizimimize başlayabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.